Parti TV ekranlarından herkese merhaba. Odak programıyla karşınızdayız. Bu akşam HDP'li belediyelere atanan kayyımları ve Kuzey Suriye'ye dair son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. AKP Kuzey Suriye harekatıyla neyi amaçladı? Harekatın iç siyasete etkisi nasıl oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kayyım atamalarıyla iç siyaseti bölmeyi mi amaçlıyor? Tüm bu sorulara yanıt arayacağımız odak başlıyor. Amerika ve nehelbe iriş çebibi yani ne kubu kevişer le ve nehelbe iriş çebibi. Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Kurulu Eş Başkanı İlham Ahmet, ABD'de bir dizi temasta bulundu. Kongrede Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye başlattığı askeri harekata ilişkin detayları paylaştı. Haya ruja kiji beri iriş çebibi meher usadızani buku ve azman girti bel beraber irişin yani Furukiye'nin devleti Türkiye. Türkiye'nin bölgede yasaklı silahlar kullandığını söyledi. Ava dimene e fosforin ekulu hatiye bu karanin cesede zaruk. Evet, konu başlıklarımızı az önce sıraladık. Bugün kayyımları ve Suriye'yi konuşacağız. Stüdyomuzda değerli gazeteci Aydın Engin bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Evet. Telefon hattımızda ise gazeteci Mutlu Çiviroğlu ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki bizlerle birlikte olacak. Az önce de değinmeye çalıştık. Aslında Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Kurulu Eş Başkanı İlham Ahmet, ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı, bir takım temaslarda bulundu. Türkiye'nin askeri harekatına ilişkin açıklama yaptı kongrenin ardından. Bu kongrede neler yaşandı, neler masaya yatırıldı? Bu kongreyi ve sonrasındaki temasları takip eden gazeteci Mutlu Çiviroğlu telefon hattımızda olacak. Birazdan sizlere aktaracağız. Hemen iletelim. İlham Ahmet aslında harekata ilişkin detayları paylaştı dedik kongreden sonra. Türkiye'nin yasaklı silahlar kullandığını söyledi. Biz de bununla ilgili bir haber hazırladık. Önce ekranlara haberimizi getirelim. Amerika ve nehelbe iriş çebibi yani ne kubu kevişer le ve nehelbe iriş çebibi. Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Kurulu Eş Başkanı İlham Ahmet, ABD'de bir dizi temasta bulundu. Kongrede Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye başlattığı askeri harekata ilişkin detayları paylaştı. Haya ruja kiji beri iriş çebibi meher usadızani buku ve azman girti bel beraber irişin yani Furukiye'nin devleti Türkiye. Türkiye'nin bölgede yasaklı silahlar kullandığını söyledi. Ava dimene e fosforin ekulu hatiye bu karanin cesede zaruk ekşevti. İlham Ahmet Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatında IŞİD'lileri kullandığını ifade etti. Türkiye'nin saldırılarında yer alanlar IŞİD emirleriydi. ÖSO adı altında güçlerimize saldırdılar dedi. Kaçan IŞİD'lileri hatırlattı. Ahmet, ABD'li senatör Lindsey Graham'la da bir görüşme gerçekleştirdi. I blame Turkey more than anyone. The Turkish invasion has put at risk the defeat of the caliphate. ABD'li senatör Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliğinin süreceğini söyledi. The demilitarized zone between Turkey and the SDF that's monitored by international forces. We need a continued partnership with the SDF on the ground to make sure ISIS does not come back. Evet, Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Kurulu Eş Başkanı İlham Ahmet'in temasları bu şekilde. Söylediğimiz gibi kongreyi takip eden gazeteci Mutlu Çiviroğlu hattımızda şu anlarda. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, hemen sizden dinleyelim. Neler yaşandı, sizin izlenimleriniz nelerdi? Evet, siz de zaten biraz güzel şekilde belirttiniz izleyicileriniz için. İlham Ahmet görüşmelerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı'na görüşmüştü önceki gün. Senato'daki etkin isimlerle görüşmüştü önceki gün.
dün de bir çeşit kapalı toplantılar vardı. Kendisinin gün boyunca sürdü bu toplantılar. Ama kongredeki oturum zaten kamuoyu takip etti. Oturumda da size belirttiğiniz haberinizde kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Daha sonra yine oturum sonrası basın mensuplarının, Amerikan basınının sorularını yanıtladı. Yani şunu söyleyebiliriz. Burada zaten Sayın Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki görüş, telefon konuşmasından beri gündem maddesi Kürtlerin durumu, kamuoyunun rahatsızlığı tepkisi sürüyor. O nedenle de kongre bizzat İlhan Muhammed'den duymak istedi. Özellikle Suriye'de yaşanılan o durumu, insani durumu, yerinden yurtdan göç edilen insanların durumunu, işte Türkiye'nin bu operasyonun yol açtığı sebepler, bu tür var olan soruları bizzat bir Kürt temsilciden duymak istemesi açısından önemliydi. Bu oldukça başarılı geçti. Şu anda yani görüşmeler bugün de devam ediyor. Ahmet'in ve beraberindeki heyetin hem hükümet yetkilileriyle hem sivil toplum örgütleriyle hem de think tanklerle bu görüşmeler sürüyor. Öte yandan dün akşam bu 5 senatör, Lindsey Graham'in içinde yer aldığı Chris Van Hollen, Lindsey Graham Cumhuriyetçi, Chris Van Hollen Demokrat senatörler, onlar bir mektupla, açık bir mektupla Dışişleri Bakanı Pompeo'ya çağrıda bulunup General Mazlum Abdi'nin vizesinin bir an önce işleme korunması, sonlandırılmasını talep ettiler. Zaten Mazlum Abdi de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bu daveti doğruladı ve davetin bizzat Başkan Trump'tan geldiğini açıkladı kamuoyuna. Yaklaşık çok kısa süre önce yaptığı bir basın toplantısında. Yani bu da enteresan. Şunu söyleyebiliriz ki yani burada hem Kürtlere yapılan haksızlık devam ediyor. O görüş açısı devam ediyor. Amerikan kamuoyunun aradığı cevaplar var. Bu konuda Başkan Trump'ın bazı çabaları var. Üzerindeki baskı yükü hafif etmek için. Biraz bu bağlamda bu düşünmek lazım. Bu Mazlum Abdi'ye yapılan daveti. Zaten İlham Ahmet'in de gelişi de yine davet üzerine. Yani dışarıdan biraz genelde şey diye algılanıyor. Yani Amerikan devletinin tek bir sesli yapı olduğu düşünülüyor. Ama bu yaşananlar olayın böyle pek de öyle olmadığını, aslında Sayın Trump'ın 140 harfle sığdırdığı kararların günlük yaşamda devlet mekanizmasındaki etkilerini anlamak açısından önemli. Çünkü yani Amerikan Kongresi burada güçler ayrılığı oluşturan 3 ana kurumdan bir tanesi, önemli bir fonksiyonu var. Ve bu kongrenin büyük çoğunluğu kararından memnun değil. Kararı değiştirmek için, yok etmek için ya da alternatif sunmak için hem kongrenin alt kanadı, temsilciler meclisi hem de üst kanadı, senato tarafından çabalar sürüyor. Yani bunu götürmek açısından önemli. Dediğimiz gibi Suriye'de Trump'ın verdiği kararın doğru olmadığı zaten dünkü oturumda da çıktı. Kongre üyeleri hem oradaki uzmanlar, askeri uzmanlar, diplomatik uzmanlar tarafından dile getirildi. İlhan Muhammed de bahsetti. Ama şunu söyleyebiliriz, yani sorunuz olacak mı bilmiyorum ama yani şunu söyleyebilirim. Buradaki gündem Kürt merkezi, gündem önemli bir yer işgal etmeye devam ediyor. İlham Ahmet'in burada oluşu da bu gündemin daha da canlı tutulmasında önemli. Çünkü Amerikan basını da ilgi gösteriyor. Zaten kongrede yani kongrenin kendisi davet etmesi de ilk ağızdan bilgi alma amaçlı. General Mazlum'a gönderilen davet de keza aynı şekilde. Yani Amerikalılar da Kürtlerden duymak istiyor. Kürtlerin ne yaşadığını, ne hissettiğini. Bu böyle bir ortam var Washington'da. Şimdi Amerikan Başkanı Trump yaptığı açıklamalarda belki de ilk kez SDG komutanı Mazlum Kobani'den bahsetti ve aslında kendisine sık sık teşekkürlerini iletti. Ama bir yandan da kamuoyunda Amerika'nın Kürtleri bölgede yalnız bıraktığına dair eleştiriler var. Sizin de söylediğiniz gibi İlham Ahmet de aslında söylediklerinde bu minvalde açıklamalar yapmıştı. Siz bir gazeteci olarak Trump yönetiminin neyi amaçladığını düşünüyorsunuz? Yani Trump yönetiminden bahsetmek güç. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Trump yönetim dediğinizde, yönetim normal anlamda düşünüldüğünde
yıllarca düşünülüp çalışılır, bürokrasinin kararı olur, diplomasinin kararı olur, raporlar dinlenir, uzmanlardan raporlar. Buna göre örneğin Amerika'nın her ne kadar temiz bir Suriye politikası olmasa bile fiilen yürüttüğü, sahada yürüttüğü bir politika vardı. Ama bu politika bir tweetle yok edildi. Sorun burada, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Amerikan yönetiminden bahsetmekten ziyade zaten kongre üyelerinde bunu dile getirdi. Yani canlı yayınlarda dile getirdi. Zaten Amerika'daki kongre oturumları canlı yayınlanabiliyor. Herkese açık yani. İnsanlar izleyebiliyor. Hem senatörlerin hem kongrelerin dün de bahsettikleri şey bu kararın Trump'tan, Başkan Trump tarafından alındığı, birçok insanın halen içeriğini bilmediği, halen ne konuşulduğunu bilmediği ve bu kararın Amerika'nın imajına zarar getirdiği, 4-5 yıllık yaptığı çalışmaları heba ettiği, Kürtleri çok zorunda bıraktı, Kürtlere vefasızlık örneğinin en kötü örneği olduğu, Erdoğan'ın, Türkiye Başkanı Erdoğan'ın politikalarına prim verdiği, alanı Rusya'ya bıraktığı, İran'ın yayılmacı politikasının önünü açtığı, İsrail'e risk oluşturduğu, bunlar dile getiriliyor. Ama yani bu konuda bunun bir hükümet kararı olmadığını anlamak lazım. Bu biraz buradaki algı, yani Kürtlere haksızlık yapıldığı, Kürtlerin ihanete uğradığını söylüyor. Yani Amerikalıların kendisi söylüyor, Kürtlere ihanete uğradığını onlar çoğunlukla söylüyor. Ama bu Amerikan yönetiminin bir azalınmaktan ziyade bu öyle bir şey varsa eğer, bunu yapının Trump olduğu dile getiriyor. Yani bunu Amerikalı siyaset yapıcılar da, Amerika'daki etkili isimler de bu şekilde dillendiriyor. Zaten kongrenin başını çektiği bu kararı geri aldırmanın, kararı iptal etmenin mantığı da burada. Yani Amerikan hükümetinin kabul, Amerikan hükümetini oluşturan bir ana etken olan kongrenin bunu kabul etmeyişi, kamuoyunun bunu kabul etmeyişi, medyanın bunu kabul etmeyişinin sebebi bu. Buna bir bu şekilde karar alınması, danışmanlara danışılmadan, bürokratlara danışılmadan, örneğin James Jeffrey, Suriye dosyasına bakan diplomat, benim görüşmede ben bulunmuyordum diye yaptığı alenen ifadesi var. Yani kendisi ben burada yoktum diyor. Yani her ne kadar bilinmez ama şunu demek istiyorum. Yani bu alttan böyle hazırlanan bir karar değil. Diplomasinin, bürokrasinin aldığı bir karar değil. Bu bizzat Trump'ın aldığı. Zaten General Mazlum'u da Sayın Trump'ın bahsetmesinin sebebi de biraz üzerindeki baskıyı hatırlatmak. Mazlum Kobani'nin hem Kürtler arasında, tüm Kürtler arasındaki bir imajı var, ağırlığı var. Hem de Amerikan kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda yarattığı bir imaj var, bir ağırlığı var. Biraz buradaki yorumla Trump'ın bu sempatiden faydalanmaya çalıştığı, kendi tabanına, çünkü kendi tabanına çok rahatsız bu durumdan. Kendi tabanına, kendini eleştirenlere bakın işte ben Kürtlerle de ilişkim iyi. Onların başkomutanını getirdim, davet ettim. O bana teşekkür etti. Biraz bu şekilde değerlendirmeler var. Ama dediğim gibi bu karara rahatsızlık çok fazla. Kararın doğru olmadığı, hem en büyük, en çok da Kürtleri çok zorunda bıraktığı, Kürtleri Türkiye'nin, Rusya'nın, Suriye hükümetinin, İran'ın insafına bıraktığı, bunun artık Orta Doğu'da ve dünyanın birçok yerinde kimsenin Amerika ile ittifaka girmeyeceğini, özedileceği vurgusu yapılıyor. O yüzden de dün akşam senatörlerin, 5 senatörün, ikisi Cumhuriyetçi, 3'ü Demokrat, 5 senatörün açık açık Pompeo'ya mektup yazıp Mazlum Kobani'ye vizenin bir gün önce verilmesini istiyoruz ve onun değerli bilgilerinden ilk ağızdan faydalanmak istiyoruz. Açıklama yapmaları bu şekilde, çünkü yani dediğim gibi burada bir rahatsızlık var. Bu kararın doğru olmadığına inanan çok büyük çoğunluk, bir kitle var. Trump da bu baskı altında. O yüzden dünkü açıklamalarında, bugünkü açıklamalarında Kürtleri seviyorum gibi açıklamaları var. İşte Mazlum Kobani adına yapılan Twitter retweetlemesi, bugün gene alıntı yapması, bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama bu bir yani Kürtlerin doğal lobisinin, yani lobyoları olmadığı için doğal Amerikan halkının, Amerikan medyasının, kongre üyelerinin büyük çoğunluğun Kürtler olan var olan destekleri gösteriyor ve bu insanlar, bu gruplar büyük bir çabayla devam ediyorlar çalışmalarına ki bir şekilde ya karar geri alınsın, Suriye'deki asker çekme kararı durdurulsun, kongrenin verdiği bir yetkiyle Amerika orada asker bulundursun, orada hem Kürtlere destek olsun, hem oradaki Rusya'ya bir dengeleyici bir unsur olsun. Yani bu tür çabalar var, zaten hem alt kanatta hem üst kanatta iki ayrı bir inisiyatif sürmekte bu konuda.
Bunu söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi biraz buradaki o rahatsızlık devam ediyor. Yani Amerika'nın çeşitli şehirlerinde zaten gösteriler devam ediyor. Hem Kürtlerin hem de Amerikalıların katıldığı. Buradaki amaç yani bu kararı Trump'a etkilemek. Zaten Amerika seçim havasına girmiş. Hatırlarsınız daha önceki görüşmelerimizde bunu belirtmiştik. Trump'ın dikkate aldığı bazı gruplar var. Kendisinin için çok önemli olan. O insanlar arasında da rahatsızlık var. O nedenle kendisi son hamlelerinde biraz o kitleyi sakinleştirmeye çalıştığı gibi bir izlenim var. Ama önümüzdeki günlerde daha değişik gelişmeler olabilir. Dediğim gibi kongrenin her iki kanadı bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Peki, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Aydın Hocam, aslında stüdyoya dönmek gerekirse Suriye ile başlayalım. Mutlu Bey'in açıklamalarını beraber dinledik. Siz bu ABD, Suriye ve Türkiye üçgenini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam kelimesi kelimesine kullanmadı arkadaşımız, meslektaşım, genç meslektaşım ama hani epeydir bu meslekte kıdemli bir arkadaşınızım ben sizin. Amerika'daki iktidarda bugüne kadar böylesine bir çatlak tanık olmadık, yaşamadık. Bunda sadece zıppır bir başkan, ne dediği belli olmayan, sabah ak dediğine akşam kara diyen bir Trump faktöründen ibaret değil. Türkiye, Amerika'nın yönetimindeki güçlü kuvvetler ayrılığı ilkesinin yanı sıra ama başkanlık sisteminin ne olduğunu iyi bilmeyen bir ülke. İlk defa bu kadar gördük bunu. Bugün çok az rastladık buna. Bunun altını kalın çiziyorum. Mesela 1960'lı yıllarda, 62-64 arasında sanırım, Küba'da domuzlar yani Küba'yı, Castro'nun iktidarını devirmek için Kennedy zamanında yapılan ünlü bir hareket vardı. O sırada da bir çatışma olmuştu Kongre ile başkan ve ekibi arasında. Ama bu kadar şiddetlisi olmamıştı. Şimdi bakın, arkadaşımız birkaç defa altını çizdi. Hükümetle Kongre arasında fark var. Hükümet dediğimiz zaman bakanlar işte gibi bir şey gelir. Biz ona alıştık. Ama şimdi mesela bana bakanların adını sayın desem pek çoğumuz sayamayız. Parlamentoyla bakanlar kurulu dediğimiz, hükümet dediğimizin arasında çok ciddi bir duvar oldu. Türkiye'de Amerika'dan farklı olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi de hemen hemen yok edildiği için iş iyice çığırından çıkmış vaziyette. Uzatmadan şunu söylersek, evet, hangi hesaplarla ne yapıldı bilmiyorum. Bu sübjektif faktör dediğimiz Trump'ın kişisel saplantıları olabilir. Trump'ın içerideki sıkışmışlığını dışarıya yansıtmak için çevirdiği bir bezirgan numarası olabilir. Ama sonuç olarak Amerikan Kongresi, özellikle Temsilciler Meclisi, demokratların çoğunlukta olduğu alt komite, alt parlamento diyelim, Trump'la taban tabana zıt vaziyette. Nitekim İlham Ahmet'i de parlamento, yani temsilciler mi, kongre dinledi. Trump yönetimi, evet, değil. Bir bakanla konuşmadı. Ki bak, farklı düşünen bakanlar olduğu da söyleniyor. Buna rağmen bir bakanla konuşmadı. Yani şu anda Amerika'daki yürütmeyle, eski tabirle yürütmeyle yasama arasında, yani parlamento ile hükümet arasındaki çatlak çok derin. Şeyi önemsemeyelim. Trump'ın işte teşekkürler etti. Kürt hareketin onları yalnız bırakmayız dedi. Ama aynı Trump 400 yılda biz onları besleyecek veyahut da koruyacak değiliz yani gibi abuk sabuk hatta laflar. Hatta Normandiya'da bize yardım etmediler gibi. Evet. Evet. Yani böyle saçmalıklar da vardı konuşmalarında. O yüzden Trump'ın kimilerine, Kürt ve Suriye'deki Kürt hareketine olumlu da yaklaşıyor ya bu adam gibi bir Zoka'yı yutmaması gerektiği kanısındayım. Amerika'da parlamentodaki, yani temsilciler meclisindeki ve senatodaki muhalif senatörlerin gücü çok fazladır yalnız. Daha henüz biz bunu yaşamadık. Amerika'da yaşamadı. Çünkü bu kadar büyük çatlak olmamıştı. Sonunda başkan çok güçlü yetkilerle donatılmıştır ama senatoda bir yasa çıkardığı zaman başkan ona söke söke uymak zorunda kalır.
saatlerce konuşabiliriz bunu. Bir örnek vererek noktalamak, lütfen, bu bölümünü buyurun, noktalamak istiyorum. Bakın, Türkiye gazetelerinde bile tek sütun çıktı. Avrupa gazetelerinde de benim izleyebildiklerimde de büyümedi. Amerikan yargısı bağımsız bir yargıdır. Hiçbir başkan veya parlamento yargıyı etkileyemez. Bunun çok örneğini yaşadık. Nitekim Halkbank'la ilgili artık işte yaptırımlar kalktı. Halkbank meselesi de devreden çıktı. Hayır, öyle olmadı. Tam tersine bugün iddianameyle Halkbank'ı taraf olarak yani ifade vermeye çağırdı. Bu bir şeyi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Trump ne yaparsa yapsın, Trump yönetimi ne yaparsa yapsın, Pence'di veyahut da Dışişleri Bakanı'ydı, ne yaparsa yapsın, Amerikan yargısı Halkbank ekseninde yürürse eğer, Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini çok zor günler bekliyor. Peki aslında hemen buraya dönmek gerekiyor. Trump dedik, hani bu açıklamalarıyla, akşam farklı, sabah farklı açıklamalarıyla belki iç siyaseti etkilemeye çalıştı, çalışıyor nitekim. Peki Türkiye'de durum nasıl? Tayyip Erdoğan aslında bu harekatla iç siyasete yönelik bir oyun mu oynadı sizce? Hayır, bunu buraya indirgemek, meseleyi fazla basite indirgemek olur. Yan ürünü Türkiye'de HDP üstünde ve Kürt Siyasal Hareketi üzerinde yaratılan havayı kullanarak o konuda da inanılmaz bir baskı, hatta Kürt Siyasal Hareketi'ni yok etmeye kadar yönelmiş olduğu görülen. Ama sırf bunun için bu işleri yaptı demek yanlış bir değerlendirme olur. Bakın şunu görelim. Amerika ve Avrupa için Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yaptığı IŞİD'i susturmaktı. Yani IŞİD'in militanlarını Avrupa'ya salmasın, Amerika'ya salmasın, onları kontrol etsin. Yani Türkiye'den IŞİD'i susturmasını bekliyordu. Buna mukabil Türkiye IŞİD pek umurunda değil Tayyip Erdoğan'ın. O ise Suriye sınırı boyunca uzanan o 460 kilometre, kimine göre 441 kilometre ölçmedik yani. Ama oradaki Kürt varlığını yok etmek. Evet. Bu iki farklı beklenti. Karşılıklı bunu bilmiyorlar mı? Herhalde biliyorlar. Yani ilk defa bizden duymadılar. Ama pratik sonuçları olarak Trump ve Amerikan Senatosu, onlar da çok Kürtlerden yana, çok insancıl, insan haklarını savunan bir siyasi çizgi izlediklerini söyleyemeyiz. O da bizi yanıltmasın. Onlar IŞİD belasını Kürtler durdurdu, Kobani örneğinde olduğu gibi. Şimdi Türkiye orada koridor kurdu, IŞİD'i kontrol etsin istiyorlar. Tayyip Erdoğan ise pek IŞİD umurunda değil. Onun meselesi daha çok Onun meselesi sınır boyunda işte kurtarılmış bölge, güvenli bölge, temiz arındırılmış bölge dediği Sünni, yani Nusayri Arap da olmayan ve Sünni ama Kürt olmayan bir nüfus hareketleri, eski tabirle Osmanlıca tehcir denir buna, zorunlu ikamet. Buraya gidecek olan bir politika izlemeye çalışıyor. Ama Amerika'dan Senato'nun da ve Temsilciler Meclisi'nin de itirazıyla istediğini tam alamayınca ve ne yapacağı belli olmayan ve esas olarak Amerika'nın iç işleriyle uğraşan Trump da bir çeşit hadi siz ne yaparsanız yapın ben yokum artık dediği için, pratikte bunu dedi çünkü Rusya ve İran'a kaldı. İster istemez kaldı. İster istemez o kadar angaje olmadan onlarla konuşmak istiyordu. Halbuki çok angaje konuşmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye arasında, Putin ile Erdoğan arasında diyelim daha doğru. Çünkü ikisi de kararları kendileri verip onaylatan yöneticiler, otokratlar, oligarklar ya da her neyse, kelimelerle oynamayalım. Sonunda bütün Suriye sınırı boyunca bir Sünni Araplardan oluşan sınır kuşağı oluşturma projesini buzdolabına koymak zorunda kaldı. Evet. Vazgeçti demiyorum, buzdolabına koymak zorunda kaldı. Sadece kantonlar arasına kama sokmayı şu anda elde etti. Dolayısıyla sizin sorunuz bu değil, şuydu. Yani Türkiye'de Kürt Siyasal Hareketi'ne saldırısını meşrulaştırmak, kamuoyunu buna hazırlamak için mi yaptı acaba bütün bunları? Hayır, ama o bir yan üründü ve bunu iyi kullandı.
Tam da bu noktada aslında şimdi bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Kayyum atamalarına karşı HDP'li vekiller Diyarbakır'da bir eylem başlattı. Biz de bu eylemi haberleştirdik. Şimdi ekranlarınıza getirelim. HDP 3 gün boyunca meclisi protesto ediyor. Böyle bir boykot kararı var. Dünden bu yana HDP'li milletvekilleri ve eş genel başkanları Diyarbakır'dalar. Sezai Temelli özellikle kayyum atamalarına, HDP'li belediye eş başkanlarının tutuklanması noktasında meclisin sessizliğini protesto etmek için Diyarbakır'da olduklarını söylediler. Aynı zamanda muhalefet partilerinin Suriye'ye ilişkin tezkereyi onaylamasına da tepki vardı. Bizim hala bir umudumuz var. Evet var. Bunun mücadelesini veriyoruz. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Diyarbakır'daki esnaf ziyaretinin ardından Ulu Cami önünde açıklama yaptı. Bugün işte sizlerin tanıklığında Diyarbakır sokaklarında halkımızla buluştuk, esnafla buluştuk. İşte onların dile getirdikleri kimse iradesinden, kimse ana dilinden, kimse tarihinden vazgeçmez. Meclisteki muhalefet partilerine seslendi. HDP dışında kalan partilerin, HDP'li vekiller dışında kalan vekillerin inisiyatif almaması, bu konuda kayyum rejimine neredeyse zımnen olur vermesi, Türkiye açısından, demokrasi açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Kayyum rejimine karşı çıkmak kadar savaşa da karşı çıkmak gerekiyor. Meclisin rolüne vurgu yaptı. Meclisin yasama gücü vardır. Yürütmenin karşısında bir gücü vardır. O yüzden meclis inisiyatif almalıdır. Bu üç günlük eylemimizde bu çağrıyı yapıyoruz. Temelli, meclisin atması gereken üç adımı açıkladı. Bir, tecrite son vermelidir demokratik çözüm için. İki, kayyum rejimine son vermelidir demokratik siyaset için. Üç, savaşa son vermelidir toplumsal barış ve bölge barışı için. HDP eş genel başkanları Kürt partileriyle de bir araya geldi. Kürt Demokratlar Platformu Türkiye Şubesi'nde yapılan toplantıya Kürdistan Komünist Partisi, Azadi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, İnsan ve Özgürlük Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Devrimci Demokrat Kürt Derneği ve Azadi Hareketi temsilcileri katıldı. Kuzey Suriye'deki gelişmeler ve ulusal birlik çağrıları değerlendirildi. Evet, Diyarbakır'da yaşananlar bu şekilde. HDP Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, neler yaşanıyor Diyarbakır'da hemen sizden öğrenelim. Diyarbakır'da neler yaşanıyor? Kayyum siyasetine karşı iki gündür Diyarbakır'dayız. Yarın da Diyarbakır'da olacağız. Dün 55 milletvekilimizle, eş genel başkanımızla Diyarbakır ofisi bir açıklama yaptık. Eş genel başkanımızın az evvel de yayınladığınız açıklamasında olduğu gibi hem kayyum politikasına hem de bu savaş politikasına karşı durduğumuzu açıkladık. Halkımızla buluştuk. Şehir içerisinde esnafla bir araya geldik. Akşam kahveleri dolaştık. Biliyorsunuz medya bize kapalı, kapı kapı dolaşıp neye ne için karşı çıktığımızı ve ne yapacağımızı söyledik. Bugün de Diyarbakır'da iki merkezde, Bağlar'da ve Suriçin'de eş genel başkanlarımız halkla buluştu, esnaf ziyaretleri yaptı, uzun yürüyüşler gerçekleştirdi. Bugün de yine milletvekillerimiz alanlarda iktidarın politikalarına karşı duruşumuzu ve bundan sonra neler yapacağımızı yine kapı kapı, kahve kahve dolaşarak anlatıyorlar. Yarın da bir basın açıklamasıyla Diyarbakır'daki etkinliğimizi sona erdireceğiz. Kayyum politikasına ve savaş politikasına sadece Diyarbakır'da değil, bütün bölgede, bütün ülkede ve mecliste önümüzdeki haftadan itibaren karşı durmaya devam edeceğiz. Peki, dün HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin bir çağrısı vardı. Aslında meclisteki diğer tüm milletvekillerine bu kayyumlara karşı ses çıkarın, eğer ses çıkarmazsanız bilin ki kayyum size de atanmıştır şeklinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sessizlik, bu suskunluk neden sizce? Şimdi meclisin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine tartışma yok. Şöyle,
Çünkü bu bir OHAL rejimi döneminde çıkarılan bir OHAL KHK'sına dayanıyor. Yani bir, belediye başkanının görevden uzaklaştırılması, yerine kayyum görevlendirilmesinin koşulları öyle de kolay değildi aslında. Mevcut yasal düzenleme içerisinde hem belediye yasası, hem mali idare seçimleri yasası, hem 298 sayı yasası, hem de anayasa 127 uyarınca. Fakat OHAL döneminde çıkardıkları bir KHK'yla, İşte terör örgütleriyle iltisaklı olduğu için veya işte propagandası yaptığı için falan, siz öyle anlayın, hakkında soruşturma yürütülmesi bile bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması için yeterli bir gerekçe ve görevden uzaklaştırıldığı andan itibaren mülki amirlerden bir tanesi kayyum olarak görevlendiriliyor. Biliyorsunuz bu OHAL döneminde çıkarılan OHAL KHK'ları da ihtiyarlığı için açılan davalarda Anayasa Mahkemesi hiçbir sorumluluk almamıştı ve benim yetkim yok diyerek incelememişti. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de iptal etmedi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla bu OHAL değişiklikleri yasalaştırılarak OHAL sistemi kalıcı hale getirildi. Yani dolayısıyla bugün belediye başkanlarımızın bu kadar rahat ve bu kadar pervasız biçimde görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanması aslında OHAL rejiminin devamı. Bunu değiştirecek tek güç Türk Büyük Millet Meclisi, eş genel başkanımızın çağrısı da bu anlamda bir çağrı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç kuşkusuz bu konuda sorumlu kalması gerekir. Alır mı? Asıl sorun bu. Bizim dışımızda bu kayyum rejimine doğrudan karşı çıkan kimse yok. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti de dolaylı biçimde bu politikayı eleştiriyorlar. Dolayısıyla mecliste yakın gelecekte bu konuda bir çiftlik yapmanın koşulları biraz zor gözüküyor. Ama sorumluluk hiç kuşku yok ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Aydın Hocam, durum bu şekilde Diyarbakır'da. Kayyum eylemleri devam ediyor. Aslında CHP'nin ve İyi Parti'nin, yani diğer muhalefet partilerinin tutumu bu noktada biraz kilit bir noktada gibi. Çünkü hem 31 Mart hem de 23 Haziran gibi iki süreç geçirdik ve Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar aslında toplumda büyük bir tepki gördü. Ama aynı tepkiyi biz Selçuk Mızraklı görevinden alınırken, Ahmet Türk görevinden alınırken aynı tepki kamuoyunda oluşmadı. Siz nasıl değerlendireceksiniz özellikle CHP'nin kayyumlara karşı tutumunu? Şimdi bakın, Mehmet Tiryaki genç milletvekili arkadaş aslında söyledi ama siyaset yaptığı için de usulüyle söylemeye çalıştı. Benim sırtımda yumurta küfesi yok, biz gazeteciyiz, neyi görüyorsak onu söylemek yükümündeyiz. Adını koyalım, HDP sadece kayyum siyasetine değil, AKP'nin içeride ve dışarıda AKP iktidarının politikalarına karşı muhalefet etmekte tek başına bırakılmıştır. Bunun adını koyalım. Ve öyle sanıyorum ki, ya acaba CHP'den bir şey gelecek mi? Hele hele İyi Parti'den bir şey, hayır, gelmeyecek. Bunun üstüne kurmak lazım hesabı. Ona göre neyle nasıl muhalefet yapılacak? Hangi enstrümanlar kullanılacak? Mesela ısrarla, bugün de arkadaşımız da söyledi. Daha önce de Sezai arkadaşımız, Sezai Temelli de söyledi. Meclistir bunun çözüleceği yer. Artık değildir. Evet. Yani burada çocukça hayallere, kof hayallere kapılmanın alemi yok. Meclisten çıkmayacak o anlamda AKP'nin milliyetçi siyasetine karşı çıkış, savaş siyasetine karşı çıkış, kayyum yasa hukuksuzluğuna karşı çıkış, güçlü, caydırıcı bir karşı çıkış gelmeyecek. İyi Parti'yi zaten geçelim, bize vakit kaybettirmesin şu kıymetli dakikalarda. CHP'ye gelince, CHP gene ben kıdemli gazeteci abiniz rolüne soyunarak söyleyeceğim. Buyurun. Kaçıncı defa sınıfta kaldı muhalefette? Artık ben saymaktan vazgeçtim. Gene sınıfta kaldı. Hatırlayınız, bir siyasi partinin intiharıydı. Dokunulmazlıklar meselesinde anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. Bu şu demektir, biz anayasayı saymıyoruz demektir. Bir muhalefet partisi, hele sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir muhalefet partisi, demokrasiden yana olduğunu söyleyen parti bunu diyorsa yalan söylüyorsun artık sen. Demokrasiden yana, hukuktan yana olduğunu demek gerekir. Yetmedi, içimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz. Askerlerimizin burnu kanamasın.
Bu kılıf, buna kılıf bulmak mümkün değil. Savaşa adam yolluyorsunuz, ya burunları kanamasın diye yolluyoruz. Savaşa gidince insanların burnu kanar. Savaşa gitmezse kanamaz. Dolayısıyla gene sınıfta kaldı. Kayın politikası konusunda da CHP içerisinde CHP'ye, bugünkü CHP'ye değil ama Sosyal Demokrat bir partiye yakışan, ne bileyim ben, Sezgin Tanrıkulu arkadaşımızın açık seçik karşı çıktı. Yanlıştır bu politika dedi. Hem kayın politikasına karşı çıktı hem Suriye'deki harekata. Biraz utangaç da olsa imam oldu açıkça. Kayım, son kayım atamalarına, kayımlanmaya. Türkçe'ye böyle bir fiir gidecek yakında. Evet. Ne oldu? Kayımlandı abi filan diyecekler. Tıpkı onun gibi. Keza Kaftancıoğlu il başkanı açıkça karşı çıktı. Ama onlar CHP içerisinde bir elin parmakları kadar az. Ve önümüzdeki süreçte bunlar CHP'ye damga mı vuracak yoksa CHP'den tasfiye mi edilecek sorusu henüz belli değil. Soru işareti. Tasfiye edilmeleri olasılığı da var. Burada şunu söylemeliyiz. Ya CHP'liler böyle değil ama işte CHP'nin tepesini tutmuş olan elebaşılar, bunlar milliyetçi, bunlar devletçi. İşte o yüzden, hayır bu kadar basit değil. Yani kötüler var, onlar iyi olsa işler, hayır pek öyle değil. Unutmayın ki gerçekçi olalım, eşyayı adıyla çağıralım. CHP tabanında da solculuğu devlet kapitalizmi zanneden, ki değildir, aynı şekilde anti-emperyalizmi sosyalizme gidecek bir eşiktir anti-emperyalizm. Başka türlü bir anlamı yok. Lenin bunu böyle tarif etti. Oradan ödünç alarak anti-emperyalizmi, Sosyal Demokrat Partiler de ödünç almış. Ama içindeki sosyalizme yönelme hedefinden çıkartırsanız geriye kof, berbat bir milliyetçilik kalır. Şu anda CHP'nin tabanında da bayrak mitinglerini hatırlayın. Oralarda Kürt düşmanlığının fışkırdığı bölümler var. Yani benim yazdığım bir yazıya muhtemelen size de gelen CHP tabanından gelen bazı tepkiler var ki insan utanır. Ben bütün bir tabandan bahsetmiyorum. Ama CHP tabanında bunlar da var ve bunları da dikkate almak istiyorlar. Şimdi bakın, burada çok temel bir demokratik ilke vardır. Tabanın sesine kulak vermek zorundadır parti yönetimleri. Ama tabanın kuyruğuna takılmak da bir aynı derecede demokratik bir suçtur. Şu anda CHP'de olan, ya biz şimdi buraya askere hayır dersek bizim tabanımız, milliyetçi taban bize küser, bize oy vermez. Ne yapar? İyi Parti'ye gider, gitsin. Bunu göze almadan sosyal demokrat olamazsınız. CHP bir kere daha sınıfta kaldı, yazık. Çünkü CHP içerisinde tabanında da gerçekten olumlu, gerçekten demokrat olmayı hak eden, bu bir demokrattır diyebileceğimiz, ne bileyim ben, Üsküdar'daki CHP'li gençlik kolları Üsküdar'da AKP iktidarını kırdılar. Bu 31 Mart seçimleri sırasında muhteşem bir çalışma yaptılar ve bu çocuklar şimdi, bu genç arkadaşlarımız, kadınlı erkekli, CHP'nin gerek Suriye harekatı ile ilgili, gerek aldığı evet kararı, gerek kayımlara karşı suskunluğu, utanılacak suskunluğu karşısında ben hangi partideyim ve niye bu partideyim sorusunu ciddi olarak soruyorlar. Ben birilerinden duymadım, kendim konuştum. O yüzden umarım ve dilerim CHP yönetiminin yediği bu haltı, CHP tabanının diri unsurları, sahiden sosyal demokrat unsurları adım adım boşa çıkarırlar. Aksi takdirde bir muhalefet partisinden değil, devlet partisinden, milliyetçi bir partiden bahsedeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde hem milliyetçi hem sosyal demokratım diyen bir parti olamaz. Bu bir oksimorondur. Yani yüzme bilmeyen balık, sıcak buz, ne kadar mümkünse milliyetçi bir sosyal demokrat parti. Oha derler adama. Çok mu ayıp oldu? Estağfurullah. Şimdi aslında hemen Suriye harekatı ile ilgili sorduğum soruyu bir de bu kayın meselesinde sormak istiyorum. Aslında iktidar bu kayın politikasıyla muhalefeti mi bölmeye ya da parçalamayı amaçlıyor? Çünkü 31 Mart ve 23 Haziran, özellikle 23 Haziran seçimlerinde gördük ki HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden bir mesaj yollayarak bağrınıza taş basın ve oyunuzu Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanın diye HDP'lere bir çağrıda bulunmuştu. Ve aslında HDP'liler bu çağrıya uyarak sandıklara gittiler ve CHP'li bir adaya Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler.
İktidarın amacı aslında bu birliği ve bu dayanışmayı kırmak mı? Çünkü aynı az önce konuştuğumuz şey aynı desteği Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da atanan kayyımlarla ilgili göremedi evet. Kürt siyaseti. İktidarın kayyım politikasıyla amacı ne olabilir? Yan ürün demiştik ilk başta evet. Konuşurken. Bu da bir belki bu kadarını hesaplamadıkları bir yan üründü ama AKP demeyelim Tayyip Erdoğan'ın hayali gerçekten yarı yarıya hatta yarıdan da ileriye geçmiş olan İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP seçmeni, HDP diyemiyorum çünkü onu söyleyemiyorlar nedense. Neden sesini biliyoruz, seyircilerimiz de biliyor. Ama bunların oluşturduğu bloğu parçalayamazsa iktidar olamayacağını görüyor. Bunu gördüğü için de Suriye operasyonu başladığı sırada CHP'yi kendisine hiç beklemediği ölçüde evet askerleri yollayın oraya yapmak lazım. Neyi yapmak lazım? Suriye sınırındaki Kürtleri yerlerinden etmek lazım. Kadimden beri. 1071'de geldi değil mi Türkler Anadolu'ya? Tarihte öyle gözüküyor. Oradaki Kürtler milattan önceden beri oradalardı. Dolayısıyla kadim Kürt topraklarındaki Kürtleri oradan uzaklaştırma projesine evet demiş oldu CHP. Tayyip Erdoğan bunu gördüğü andan itibaren zaten İyi Parti'nin bu milliyetçi dalgada dışarıda kalamayacağını görüyordu. CHP ile de istediği oldu. Oradan aldığı cesaretle yani kayyım politikasından önce Suriye'ye asker yolluyor. Evet yollayalım bu bir milli bir şeydir. İçimiz yanıyor ama evet diye saçmalayan bir CHP, liderinin ağzından saçmalayan bir CHP'yi gördüğü anda da son kayyum atamaların ile bir düğüm daha attı. Veyahut da bir tokat daha denedi. Bir suskunlukla karşılaşacağını artık hesaplayabilirdi. Ve bunun sonuçlarının olası bir seçimde Kürt seçmenini acaba artık CHP ile beraber davranmasını önleyebilir miyim hesabı vardı. Diyor ki birçok kişi artık Kürt seçmenini silah çeksen, alnına dayasan da bir daha CHP ile ortak oy ver. İmamoğlu gibi birine bir daha oy vermez bir daha. Bilmem neredeki seçimde oy vermez. Öyle mi olur bilmiyorum. Kürt seçmen tuhaf bir terim ama siyasidir. Siyasi dersler çıkarmış bir seçmendir. Bakın hazır buradayken söyleyelim. Bugün Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden bir avukat arkadaşım sıcağı sıcağına yani sabahtan gitti öğleden sonra geldi. Ne konuştuğunuzu söylediğinde şimdi benim söylediğimi o daha iyi söyler böyle lafları. Bizim seçmenimiz siyasidir. Doğru adım atmayı bağrına taş basmayı bilir. Bundan sonra da CHP'ye tamam artık lanet olsun bunlarla işimiz yok demenin demeyecek kadar gerçekçidir, ileriyi görür dedi. Bu ne kadar gerçekçi? Selahattin Demirtaş doğru bir analiz mi yaptı? Bunu göreceğiz. Ama şu andaki görüntüde evet HDP'yi yalnız başına bırakmayı başardı Erdoğan. Hani deniyor ya Suriye'de ne istediyse aldı. Bugünlerde aldı gibi görünüyor. Sonrasında bir başka programda konuşacağız. Pek öyle olmadı o iş. Şimdilik bir şeyler almış gibi görünüyor. CHP meselesinde de bloğu böldüm diye şu anda öyle sanıyorum şakır şakır zil takıp oynuyor AKP'liler. Biraz erken oynuyorlar. Çünkü Kürt siyaseti de bu bloğun bozulmamasının ne anlama geldiği konusunda disiplinli hareket edebilecek, CHP tabanından daha disiplinli hareket edebilecek bir seçmen kitlesidir. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Böyle çok sınavlar geçirdi Kürt seçmen kitlesi. Bu sınavlardan başarıyla çıktı. Daha disiplinlidir. Oysa unutmayın İzmir'dekiler CHP fazla sola gitti, Kaftancıoğlu filan oldu diye İyi Parti'ye oy vermişlerdi bazı seçimlerde. Yani milliyetçiliklerinin doğruna çıkmışlardı Ege kıyılarında. Kürt seçmen böyle bir savrulmaya genellikle kapılmıyor. Buna dayanarak umut mu edelim çok? Hayır, kof umut da beslemeyelim. Şu anda HDP yalnız bırakıldı. Parlamentodan yani meclisten umut beklemek, iyi kararlar çıkacağını ummak da bugün için yanlış. Peki Aydın Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir program oldu. Zamanımız yetseydi belki başka konuları da konuşabilirdik. Bir dahaki programa daha diyelim. Daha genciz buluşuruz. Çok sağ olun. Odak programı bu akşamlık sona erdi. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.